Site ya da apartmanların ortak alanlarında evcil hayvan beslemek konusu sık sık tartışmaya neden oluyor sevgili seyirciler. O tartışmalardan biri yargıya taşındı. Mahkeme süreci tam 10 yıl sürdü. Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre site yönetim planında hayvan beslenemez ibaresine yer verildiği takdirde ortak alanlarda kedi ya da köpek beslenemeyecek. İstanbul'da yaşayan bir site sakini, komşusunun beslediği köpeğin havlamasından rahatsız oldu. Konu mahkemeye taşındı. Kedi olabilir ama köpek biraz ses yaptığı için uygun olduğunu pek düşünmüyorum. Yerel mahkeme köpeğin ortak alanda beslenebileceğine hükmetti. Ancak dava Yargıtay'a taşındı. Hukuki süreç tam 10 yıl sürdü. Hayvan sahipleriyle apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay apartman ya da site yönetiminin planında ortak alanda evcil hayvan beslenemez ibaresinin bulunduğuna dikkat çekti. Evcil hayvan bulunamayacağına hükmetti. Yönetim planında ortak alanlarda ve bağımsız bölümlerde kedi ve köpek beslenemez şeklinde bir hüküm bulunması halinde artık hem ortak alanlarda hem de bağımsız bölümlerde kedi ve köpek tarzı evcil hayvanlar beslemek mümkün değil. Biz rahatsız olmuyoruz. Bilakis seviyoruz hayvanları. Ancak site ya da apartman genel kurulu tarafından karar alınması durumunda hayvan beslenebilecek. Ancak kat malikleri kurulu toplanarak bu konuda yeni bir karar alır ve bu konuda da izin verilirse o zaman bu mümkün hale gelebilir. Karara göre yönetim planına aykırı hareket edenler binadan taşınmak durumunda. Ancak bazı istisnai durumlar da söz konusu. Mesela bir çocuğun gelişimi için, sağlığı için o kedi ve köpeğin orada beslenmesi gerekiyorsa ya da hayvan çok yaşlıysa, bakıma muhtaç ise burada bir doktor raporuyla veya bir belgelemeyle veya bir tespitle yönetim planında bu şekilde hüküm bulunsa dahi bu bir istisna olarak kabul edilebilir.